Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Göremedik. Hangi aracın bubble testini çekeceğiz bugün? Peugeot 3008. Evet, sular fışkırıyor. Peugeot 3008. Şu an gösteremiyoruz size. Yıkandıktan sonra çekimimize devam edeceğiz. Selim tekrar merhaba. Arabayı yıkattık ve çekimimize başlıyoruz. Neden 3008'i bir daha test ediyoruz? İzleyicilerimize söyleyelim mi? Yeni motor geldi Selim. Eskiden 1.6 litrelik turbo dizel motor vardı. Bu onun yerini aldı. 1.5 litrelik turbo dizel motor var. Tüm ayrıntılarını izleyicilerimize aktaracağız. Önce biraz tasarımını hatırlatalım mı? Daha önce Anamur Medya YouTube kanalında bu aracın testleri var. Tasarımını anlatmıştık ama bir kez daha üzerinden geçelim. Bir de bizim daha önce çektiğimiz araçlarda LED farlar vardı Selim. Full LED farlar vardı. Bak bunda halojen tipi var. Ama şurada LED gündüz farı var. Şurada bak dik ızgara. Kocaman bir aslan logosu. Ayrıca burada Peugeot yazıyor. Bunlar 3008'in ve daha doğrusu Peugeot markasının genel tasarım hatlarını oluşturuyor. Bak şurada sis farları var. Krom çerçeveye sahip. Far tasarımını nasıl buldun? Güzel. Güzel değil mi? Beğeniyorsun sen bu otomobili zaten. Söyle. Bu böyle bir şimşeğe benziyor. Şimşeğe benziyor. Güzel. Bak bir de nasıl bir tasarım özelliği var. Bak şu LED gündüz farı, bak burada nasıl devam ediyor. Far değil ama krom çıta olarak devam ediyor. Bir bütünlük sağlıyor. Gördün mü? Evet. Bak şuradan başlıyor. Evet. Orada bitiyor. Güzel bir tasarım bence. Şöyle önden gösterelim. Evet. Selim, senin hoşuna gidecek bir özellik. Bak yerden yüksek bir otomobil. SUV zaten bu. Bak yerden yüksekliği 219 milimetre. Yani 22 santimetre diyebiliriz. Güzel değil mi? Bizim test aracımızda 225-55R18 lastikler var. Continental'in Conti Cross Contact lastikleri var. O da hem arazide başarılı lastikler hem de yaz kış kullanılabilen lastikler. Gel şöyle yan tarafına bir geçelim otomobilin. Bu arada rengini nasıl buldun otomobilin? Güzel. Ben de beğendim. Çok güzel. Böyle haki gibi bir rengi var. Şurada bak sinyaller. Buradaki dış dikiz aynalarında da devam ediyor. Gövde rengi, dış dikiz aynaları ve kapı kolları var. Krom çıta var. Gördün mü? Bir de panoramik cam tavan var. Anten nerede anten? 3'te köpek balığı. Değil, anten yok. Bak. Bakalım şöyle tavana. Anten yok Selim. Muhtemelen dış dikiz aynasının içindedir. Şuradaki sürücü tarafındaki dış dikiz aynasının içine konuyor bazen. Bak, arka tarafta gel aslan pençesi göstereceğim sana. Sen aslanı seversin, değil mi? Ormanların kralı bak. Şuna aslan pençesi diyorlar. Bak şöyle 3 tane tırnak şeklinde, pençe şeklinde. Stop lambaları var. Burası sinyaller de burada. Aa, açık mı kalmış orası? Evet. Tamam, iyi yaptın kapatarak. Burada yine büyük bir aslan logosu ve bizim daha önce test ettiğimiz araçlarda, test araçlarında elektrikli bagaj kapağı vardı. Bunda yok Selim. Bak şuradan açılıyor buradan. Bu buna basıyorsun. Çok araçtan bir farkı var. Şöyle açılıyor. Kocaman açılıyor. Güzel bir bagaj kapağı ama elektrikli olsa daha iyi olur tabii ki o. Üst donanımlarda var. Bizim bu aktif donanım seviyesi. Bagaj hacmi 520 litre Selim. Arka koltuklar öne katlandığında 1482 oluyor. Ve bak nereden katlanabiliyor. Bak şunu çekeceğim şimdi, şu öne yatacak. Hop. Gördün mü? Gördüm. Güzel bir özellik, evet. Şunu yapınca da burası kalkıyor ama senin şu an Isofix bağlantılı koltuğun orada takılı olduğu için çalışmaz. Bak şurada geçici süre kullanmak için eğer lastiğin patlarsa bir stepneye yer verilmiş. Tamirciye kadar gidebiliyorsun onunla. Bak şurada sabitleme halkaları var. Bunlara file falan gerebiliyorsun. Burada aydınlatma var. Güzel bir özellik. 12 voltluk giriş var. Mini buzdolabı falan koyabilirsin seyahate çıktığında. Yani genel anlamda fonksiyonel bir bagaj. Ancak askı göremedim ben. Sen askı gördün mü? Hani böyle bir poşet falan asmak için yok. O askı değil. O kapandığı zaman mekanizmanın bir parçası. Pandizot var ama askıya yer verilmemiş. Ha şuralarda bak gözler var. Ben buraya bez koydum. Bir tane de burada yer var. Bunlar da fonksiyonelliği arttırıyor. Evet, gel kapatalım. Onlar
bir şey gelebilirsin buraya. File falan gelebilirsin. Köşelerde halkalar var. O halkalara ip bağlayıp file gelebiliyorsun seni. Ya da bir eşyayı sabitlemek için kullanabiliyorsun orayı. Çok güzel bir özellik. Evet, şimdi şuradan kapanıyor. Bak burada. Burada bir yer yok. Sadece buradan şu şekilde kapatabiliyorsun. Gördün mü? Bu arada ben sis farlarını da yakmıştım. Bak köşelerde. Şurada ve şurada arka sis farları da yanıyor. Gördün mü? Köşelerde. Şimdi arkada bütün gördüğüm bu farları sayacağım. Say. 4 de diğer tarafta 8 eder değil mi? Bir de aşağıda 8. Ama ayrıca sinyal var. Geri vites lambası var. Burada da ve burada da. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu tarafta, 6 o tarafta. 12 tane lamba var arkada. Unuttuk. 3. stop lambası etti 13. 13 tane lamba var arkada. Güzel mi? Arkada da önde de 4 tane. Herhalde. Önde gel bir daha sayalım. Madem öyle. Hiç bugüne kadar böyle bir şey yapmamıştık. Bir de öndeki lambaları sayalım. Bak. 1, 2, 3, 4. Bir de LED gündüz farı 5. 5 bu tarafta, 5 o tarafta 10 tane. Arkada 13, önde 10. Toplam 23 lamba var. Şeyleri unutmayalım. Şuraya dokunuyor. Burada 1, diğerinde de 1. 23, 24, 25. Burası? Evet, ısınır, ısınır. Ampul var sonuçta içinde. Evet, 25 tane Selim'ciğim. Bir de yan tasarımı tekrar hatırlatmak gerekirse sportif bir tasarım. Arka camlar karartılmış vaziyette. Bak şuranın da böyle siyah olması, buranın da siyah olması. Buradan buraya kesintisiz sanki böyle kupe tarzı bir görünüm oluşturuyor. Evet, Selim şimdi artık sürüşe geçiyoruz. Çünkü iç mekanını sürüş sırasında biraz anlatacağım ben. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Zaten test videoları var. Ama en önemli şey ne bu otomobilde? Motor. Değişik. Gel bir açalım. Ben motoru. Tamam. Kuvvetli aç. Gösterdim. Bakalım bulabileceğim mi? Bulursun. Orada çok kolay yerde. Bak. Evet. Bravo. Açıldı. Kapıyı kapatıp gelir misin? Açıldı. Açıldı. Sence amortisörlü mü? Çıtalı mı? Çıtalı. Tamam. Bu arada motor sesini duymanız için motor şu an çalışıyor. Evet, çıtalı sistem varmış. Motorumuz bu Selim. Neyi düşündün sen? Söyle. Eski videoyu düşünüp. Evet. Aklıma geldi. Bravo sana. Bravo, hatırladın demek ki. Evet, motorun özelliklerini de sürüş sırasında anlatacağız. Şurada izolasyon maddesi olduğunu belirtelim. Şöyle de gösterelim. 1.5 litrelik motor. Ayrıntıları anlatacağız. Motor kaputu son derece hafif. Selim bak, bazı otomobillerde çok ağır oluyor ya. Bunda hafif. Evet, artık sürüşe geçiyoruz. Yuhu! Selim, sürüşümüze geçtik. Evet. Nihayet havalar ısındı değil mi? Evet. Kaç derece şu an? Bak burada gösteriyor. Söyler misin? 25. 25 derece. Hatta dün kaç gördük? 33. Özlemişiz değil mi? Yakında denize girmeye falan da başlarız. Şimdi bu araç özelinde birkaç bilgi vermek istiyorum Selim izleyicilerimize. Artık Peugeot 3008 ürün gamında 1.6 litrelik dizel motor yok. Onun yerine bu geldi. 1.5 litre 4 silindirli 16 spatlı modern bir motor. Blue HDI diye geçiyor. Eskisinden daha güçlü ama buna rağmen daha düşük yakıt tüketiyor. Nasıl Selim? Güzel. Ve aktif Allure ve GT Line donanımları var. Fiyatları 233 bin lira ile 279 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca benzinli motor isteyenler de unutulmamış 1.2 PureTech 130 beygir ve 1.6 THP diye geçen yine turbo benzinli 180 beygirlik motor seçenekleri de var. Hepsi EAT8 adlı yeni 8 kademeli tam otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Bu test aracının en önemli özelliği olan motor şanzıman detaylarını biraz izleyicilerimize anlatmak evet. İstiyorum Selim. Eskiden 1.6 motor 120 beygirdi. Bu 130 beygir. Ondan 10 beygir daha güçlü. Torkları aynı. 300 Nm gayet güzel.
yüksek bir tork elde ediyor ikisi de. Gelelim performansa. En önemli şey performans tabii ki. 0-100 hızlanma sürelerinde çok fazla fark yok. Eskisi 11.6 idi. Bu 11.5. Yani aynı gibi. Ama bu yeni motorun maksimum hızı daha iyi. Saatte 192 km hıza çıkıyor. Eskisinin performansı 185'ti. Bir de yakıt tüketimi çok önemli. Dedim ya, daha güçlü ama daha az yakıt tüketiyor. Bu aracın ortalama yakıt tüketimi 4.0 litre bölü 100 km. Eskisi 4.4'tü. Yani hem daha güçlü, hem daha hızlı, hem daha az yakıt tüketiyor. Daha ne istersin ki? Değil mi? Evet. Selim, bir de mutlaka vermemiz gereken bir bilgi. Şanzıman da değişti. EAT 6 vardı eski 1.6 motorda. Şimdi bu 1.5 motorda EAT 8 var. Ayrıca tüm ürün gamında öyle. Benzinlilerde de, bu yeni dizelde de EAT 8 adlı tam otomatik, benim çok sevdiğim bir şanzıman var. Ayrıca direksiyon simidindeki kolcuklarla da kumanda edilebiliyor. Sport modu var. Şuradan manuele aldığında buradaki kollarla, normal modda da sporta aldığında devri daha yüksek kullanarak daha iyi performans sağlayan bir sisteme sahip. Ayrıca daha düşük yakıt tükettiği için tabii ki doğal olarak karbondioksit salımı da daha düşük Selim. Eski motorun 111 gram bölü kilometreydi. Bunun 105 gram bölü kilometre, yani daha çevreci bir otomobil. Ayrıca bizim test aracımızda daha önce sadece bunun için bir video çekip YouTube'da yayınlamıştık. Advanced Grip Control sistemi var. Buradan ayarlanabiliyor. Ayrıca yokuş iniş destek sistemi var. Her ne kadar önden çekişli bir otomobil olsa da bu. Buradan şöyle takviyeli çekiş, kar modu, çamur modu, kum modu, normal mod, otomatikte gidiyorsun ve ESP off ayarları var. Ben şu an asfaltta olduğumuz için normal modda gidiyorum. Selim, istersen bir 0-100 deneyelim. Sport modunu aldım. Düğmeye uzun bastım. Evet, S'ye geçti. 1, 2, 3 bastım. Fabrika verisi 11.5 saniye. Bakalım. Klima da çalışıyor. Çok sıcak bir havadayız çünkü. 100. Gördün mü? Gayet keyifli bir şekilde çıktı. EAT 8 adlı şanzıman dediğim gibi gerçekten güzel çalışıyor. Hızlı vites değiştiriyor. Sarsıntısız, kararlı ve ayrıca uzun ömürlü olduğu da iddia ediliyor. Motor sesi hiç yok gibi. Hafif bir rüzgar ve yol sesi geliyor. Bir yokuş çıktık. 7. viteste çıktı yokuşu. Tamamen otomatikte gidiyorum, D'de. Şimdi 8'e attı. Ses seviyesi azaldı. Ve bakın, yaklaşık 1800 devir dakikada gidiyor 110'la. Şimdi bir de 90 km bölü saat sabit hıza aldım. 7. vitesle gidiyor ve yine 1700 devir dakika gibi bir devir dakikada gidiyor. Demin 8. vitesle gidiyordu 110'da. Şimdi 90'la 7'de gidiyor. Evet. Motor sesi yani yok kadar az gerçekten. Ama yol ve rüzgar sesi biraz geliyor. Peki ben manuel olarak 8'e atarsam ne olacak? Manuele bastım. 8'e aldım. Evet, devir düştü. 1500'lere düştü. 1400'lere düştü. Demek ki manuel 8'le de gitmek daha az yakıt tüketimi sağlar 90'la giderken. Şimdi sizlerle bu yeni motor şanzımanın test tüketimi verilerini paylaşmak istiyorum. Çok önemli. 419 km yapmışım şu ana kadar ve yol bilgisayarını sıfırlamıştım. 5.7 litre bölü 100 km yakıt tüketmişim. Ortalama hızım 36 km bölü saat olmuş. Selim, bir baba oğul test videomuzun daha sonuna geldik. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne diyoruz? İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Dediğimiz gibi 3008'in farklı videoları YouTube kanalımızda var. Bu videoyu yeni motor ve şanzıman için çektik. Umarım beğenmişsinizdir.
Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.